Timsah Adası'nın çok bir hikayesi yok. Burası çok eski çağlarda oluşmuş bir yer. Buranın timsaha benzediğinin biz de farkında değildik aslında. Şu yukarıdaki bölgeyi ormandı. O orman kesildikten sonra oraya bir kafe yapıldı. Kafe yapıldıktan sonra oradaki görüntü timsah şeklinde görünüyordu. Timsah kayalıkları bu şekilde ortaya çıktı. Buranın timsah kayalıkları olduğu 2000 yılından bu yana belli. 2000 yılından önce timsah kayalıklarına kimse benzetmiyordu. Yani ağaçlar kesince ortaya çıktı. Ağaçlar kesilip orada kafe yapıldı. Kafe yapıldıktan sonra oradaki görüntünün timsah kayalıkları olduğu ortaya çıktı. Ondan sonra timsah kayalıkları olarak kaldı. Çok çekiyor. Bir de internette artık burayı Belice olarak kimse bilmiyor. Timsah kayalıkları olarak biliyor. Herkes buraya geldiğinde timsah görüntüsünü görmeye geliyor. O yüzden de bayağı ilgi çekiyor. Genç kızlığımdan beri burada geçirdim mesela. Burası öyle. Yazın çok güzel oluyor. Turistler geliyor. Yazlığa gelenler burada deniz kenarında. İşte güzel bir vakit geçiriyorlar. Bilmiyorduk. Burada oturduk. Yani çocukluğumuz burada geçti ama bilmiyorduk. Çünkü yakından baktığın zaman öyle gözükmüyor. Şu tepeden bakıldığı zaman öyle gözüküyor. Yani onda kimse farkına varmamış. Böyle sürekli dibinden baktığın zaman benzemiyor. Şey oluyor, şöyle bir şey, şimdi yeni bir, yani bu seneye kadar da öyle bir şey yoktu. Dış çekim, gelinler, damatlar burada dış çekim yapıyorlar. Yani bu sene yani o Timsah Adası söylendikten sonra işte resim çektiriyorlar. Öyle turistler geliyorlar, buralarda çatır kuruyorlar. Ama yazın kışın bir şey yok.